Kraliçe Elizabeth bizi dünyanın dibine gönderdi. Senin ayağına bastığı dünyanın tam değil. Ben Diyarbakırlıyım ya. Ben Diyarbakır çocuğuyum. Evet. Evet, annem açtı, babam yok. Ben beni 3 kilo ekmeğe köy ağalarına sat, 3 kilo ekmeğe satırdım, tamam mı? Ama hiç karnım doymadı. Kaç yaşındayken? Senin arkadaşın adına öküz möküz diyorlar mı? Pardon. Le palifasi, oui, monsieur. Je peux je suis bien. Asiyou, s'il vous plaît. D'accord. Özür dilerim. Gata uçugil ama ga India bombi. Sen Hintçe biliyor musun? Bombayı gördün mü? Hindistan'a gittin mi? Yok. Oturuyor yerine. Çavay başı, hadi kaşı inşaatı ne ne kaşı. Bildin mi? Oturuyor yerine. Özür dilerim. Pardon da özür dilerim anlamına geliyor. Fransızca İki defa bizi kabul ettiler. François Mitterrand 1990'da bizi kabul ettiler. Fakat kendileri 95'te vefat edince toprak çekti Diyarbakır, toprak çekti. İstanbul'a geldik, 5 yıl kadar kaldık ve yaklaşık 6 yıldır Diyarbakır'dayım. Toprak çekti. Diyarbakır toprağı, Kürt. Annem babam Kürt. Ben de Kürt'üm ama insanım önce tabii. Özür dilerim. Gençler, ne kadar güzel. Gençlik ne kadar güzel değil mi? Genç olmak, genç kalmak ne kadar güzel. Evet, dünyanın en büyük ödülünü aldım. Amerikalılar, Karadeliler, Vietnam için söylenenler, zaten Le Monde bende, hepsi belgeler bende. Yarısını TKP aldı, komünistler bende. Puşt, özür dilerim. Vermiyorlar da, bir şey de yazmıyorlar. Korkuyorlar herhalde. Bir Türk'üm var, korkuyorlar ama inanın ben daha Türkçe bilmiyordum. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar, geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede, ne istiyor, hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Bölüşmüşler emekçinin varını, gelsin hele bekliyoruz yarını. Elimizin nasır balyozlarını başlarına çalacağız, yakındır. Eridiyor kuşlar yöneldik düze. Boşuna bu çaba, bu engel bize. İşçi köylü kendi meclisimize, biz kendimiz de olacağız. Yakında pırt beni mahkeme, ağır ceza. Çok düştüm. Ulan sen dur! Efendim? Neredesin ya? Çalışıyorum buradayım. Sen için geldik ya? Sağ ol baba, gayet kim konuşuyorsun? Gençler demek istiyorsun. Gel. Ben iki kez söz ettim. Bir tarafa söyleyeyim. Sırılsıklam cahildim, bilmiyordum. Bu benim suçum değildi. Hükümetlerin suçudur. Bir insan eğer bilinçsizse, okula gidemiyorsa, evi yoksa, işi yoksa onun suçu değildir. Hükümetlerin suçudur. Şimdi uyandım. Diyarbakır'a gelince Paris'te de bir şey bilmiyordum. Yani affedersin, bütün Avrupa ülkeleri beni çağırmıştı. Ben kendim gitmiyorum. Ama buraya geldim. Buraya geldim, bir de kek getirdim. Affedersiniz, pardon ne? Belki bilmiyorum, eşim koydu mu çatallar içine bilmiyorum. Yeni yaptı kek, taze. Çok temiz yapar eşim. O benim 17. eşim. Gerçekten öyle. Ellerine sağlık. Benim değil, eşimin tabii. Evet. Özür dilerim sizden. Sizin de elinize sağlık. Ben ne yapayım? Ben taşıdım buraya kadar. Bir şey değil ki, bir güvercin gibi aldım geldim, biliyor musunuz? Evet. Evet, Vietnam için söylenen dünyanın en büyük şairleri vardı. Ben onlar söylerken ben titriyordum. Daha Türkçe bilmiyordum. Evet, dünyanın en büyük ödülünü bana verdiler. Nimet Arzik vardı, gazeteciydi ve bir de sanıyorum MİT'le ilişkisi vardı ama ben sonradan fark ettim. Evet, şairdi. Çok güzel dil biliyordu. Rusça, Polonyaca, Fransızca. Yani ben daha başka değil, Türkçe'de tabii. Salon dili gibi konuşuyordu ve yazıları da öyleydi. O beni götürmüştü, benim şiirimi tercüme etmişti. Ben anlamıyordum. Ödül bana verdiler. Aldılar elimden öğretmenler. Gelen alıyor, giden alıyor. Ama son belgelere kıskançlıkla saklıyorum.
Bu sefer TKP geldi aldı. Evet, sosyalizm için yazdım. Bir şey söylememe izin varın lütfen gençler. Türkiye'de solculuk yapanlar egoizmi taşıyorlar, bencillik yani. Ben genel başkan, sen genel başkan, o genel başkan, neden birleşmiyorsunuz? Çünkü bu emperyalizmin amacı böl yönet. Bunlar bölünüyorlar rahat yönetilmek için, rahat parçalanmak için. Özür dilerim, ben bilmiyordum ama sonradan öğrendim. Deniz Geçmiş burada oturuyordu. Buradan boyuma resimleri var bende. Evde dur, bende belge çok. Böyleydi, daha çocuktu. Liseyi yeni okumuştu. Evet. Elimde büyüdüler. Ama bir parti var, Türkiye İş Partisi. O partinin altı, bunlar gençliğiydi, koptular partiden. Bir dergi çıkıyordu, ANT. Sosyalist bir dergi, bilmiyordum. Şahidim ama o dergilerde köşelere çıkıyor. Dergiler bende duruyor. Köşeler, her köşede benim de yazım çıkıyordu yani orada. Özür dilerim. Nasıl çıkıyordu ben de anlamıyordum. Ben onlar bölündüler çünkü. Ünlü bir deyimdi Türkçe'de. Sürden kapanı kurt kapar. Kurt, sürden ayrılanı kurt kapar. Öylesine kapıldı. Düşünebiliyorsunuz Sinan Cengel. Babası Adnan Cengel. Kardeşim de arkadaşım da. Ve çıkıyor. Adıyaman dağlarına Türkiye'yi kurtaracağım. Kaç kişisin? 3 kişi. Nasıl kurtarıyorsun? Haklıydın ama stratejileri yanlıştı. Özde haklıydılar. 4 tane Amerikan askerliği kaçırıyorlar. Neden Türkiye'yi kurtaracağım? 4 askeri kaçırmakla Türkiye kurtulmaz. Oh, sonradan öyle. Onlar hepsi benim çocuklarımdı. Onlar için şiirler yazdım. Çok yazdım. Çok yazdım. Biliyordum çünkü onlar hep evde büyüdüler. Bilmiyordum. Bir girdiğim zaman böyle üniversiteye gidip onları çıkarıyorum. Bilmiyordum. Bu bilinçsizdi. Bu benim suçum değildi. Evet. Hani ünlü bir deyimdir. Özür dilerim. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Her şeyi söyleyemiyorum tabii. Ah yaşasın gençlik. Marş yazmışım. Özür dilerim. İşimiz bu. Sosyalizmi örüyoruz. İşçi köylü gümbür gümbür iktidara yürüyoruz. Çaba insanlık adına, karşıtların inadına. Sosyalizmi örüyoruz, iktidara yürüyoruz. Ya nasıl göreceğim? Bana izin verir misiniz bir hanım kızı göreyim? Sen Nuru. İzninizle, hepinizin izninizle. Yaşa. Oğlum görüntünü değiştirmişim, dilini de değiştirmişim. Tabii, ne sanıyorsun beni? Vallahi sen de. Dur. Ya sen hala bu Ankara bizim eve geldiğin gibi daha hiç yaşlanmaz mısın sen? Hayır, ben yaşlanmadan öleceğim. Ne yapıyorsun? Kaç çok yaşında oldu garip ya? Garibi boş ver, bana sor. Ben 72 yaşında oldum. Ya ama başladım. Sen daha çok gençsin. Tabii gençim. Ne yapıyorsun? Bize de gel biraz da gençliğin bize de ulaşsın. Ama bulaşsın, değil mi? Şimdi çocuklar, torunlar beni bekliyorlar. Çok da işim var. Yapma. Neler yapıyorsun? Çocuk, torun senin iğne ya. Sen daha çocuksun. Hayır, işte öyle. He? Evet, o öyle. Sen Nur. Sen ne yaptın? Saçları kesmiştin, bıyıkları da kesmişim. Mahpushanede kesildi ya. Biliyorsun mahpushanede saçım kesildi, önemli değil. Ve buram kesildiği zaman müdürler, savcılar geldi buraya bak. Orak çekiş aradılar benim buramda. Bu 50 sene evvelki hikaye. Ya boş ver işte kessin o zaman kesildi. Ama ondan sonra ben seni... Senin saçların duruyor da. Senin saçların duruyor da. Büyük senliyorum. Arkadaşlık hani ya? Ya arkadaşlık, çok arkadaş da var ama çok da işimiz var insani yani. Ya sen bırak o işi, iş benim olmaz, burada. Olmaz, olmaz. Bir şey yetiştireceğim. Hadi yoksa kal. Seni görmeden gitmeyeceğim. Oldu. Beni kovuyorsun, ben seni kovmuyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Cihanda yok işin, dilim bırakır. O tatlı gülüşü parlacan yakar.
Özür dilerim bayım. Pardon. Evet, Diyarbakır'a ayak bastığım zaman gerçekten bir şeyler öğrenmeye başladım. Bilmiyordum. Çünkü Kürt tarlarında büyüdüm. Özür dilerim. Türkçe hiç konuşmadım. 6 yaşıma, daha 5 yaşımı bitirmiş, 6 yaşıma vardım, onu anlatıyorum. Annem beni okula göndereceğini ki gönderemezdi. Diyarbakır'da kalsaydım bile köy ağlarına satıyor 3 kilo ekmeğe. O zaman bir lavaş vardı, böyle lavaş diyorlardı. 1 kiloydu her tanesi. 3 tane ekmeğe sattı beni. Demek karnı açtı annemin de. Açlığı düşünmüyordum ama uykusuzluk çok iyi. Üzüyordum, uyanmıyordum. Doyamıyordum, özür dilerim. İşte öyle geldim. İki ihsani var bugün piyasada. Ben de bir gün bize gelirseniz bazı belgeleri görürsünüz. Bir kesimini TKP aldı. Genç adam, ben Diyarbakır'da doğdum. Anlaşıldım ama sur için buralar tarlaydı. Yani bomboştu buralar. Surun dışında, Diyarbakır'da bedenler var. Sur diyorlar. Surun dışında bomboştu. Biz surun içindeyiz. Maraş çevresinde kuru fasulye var biliyorsunuz. Evet, mahsuni de var orada. Ve bazı halk ozanları var, Alevi halk ozanları var sizin orada, Elbistan'da değil mi? Pazarcı biliyorsun. Pazarcı mahsuni son benimle konuştuğunda bana şikayet ediyordu arkadaşlarını. Biraz fazla alkış alanları hemen şikayet ediyor bana. Bir gün gene böyle şikayet etti. Dedim elinde bir şey kaldı mı? Kaç çocuğum var? Dedi 10 tane çocuğum var elimde. Peki dedim ne yapmak istiyorsun? Birkaç kuruş ayırdın mı? Dedi elimdeki parayı bir de bundan sonra kazanacağım parayı bir ara kumar da oynattılar ona. Ve bir toprak alacağım. O anlaşıldı mı? Toprak ağası olacağım, büyük toprak ağası olacağım diyordu. Mahsuni toprak ağası olup olmadığını bilmiyorum. 80'den sonra kaybettik birbirimizi. 81'den sonra. Ve bir daha göremedim. O çok Almanya'dan çok o taraflarda kalıyordu. Avrupa'da kalıyordum. Ben dünyanın dibine de Avustralya kıtasına da çağırmışlardı. Beni de çağırmışlardı. Yani beni değil, Fransızca mı göndermiştim. Orada gittik dediler, Mahsuni gelmiş buraya. Biraz şikayetçiydi oranın halkı Mahsuni'den. Niçin bilmiyorum, tabii para konusu olsa gerek. Mahsuni tabii haklıydı, paraya kıskançtı. Parasını almadan çıkmıyordu sahne. Biz öyle değildik, biz çıkıyorduk, para vermiyorlardı bize. Bizim amacımız sosyalizmi duyurmak. Sosyalizmi duyurmak, geliştirmek, köylere, bütün belgeler bende. Nerede? Ceylanpınar'ında. Bilmem Ağrı'nın hangi köyde konser vermişim. Onlar basın yazmış ama basın hepsini yazmıyordu. Elimde bunlar. TKP aldı benden. Ne yaptı bilmiyorum. Onu isteyeyim. Tekrar geri çeksinler onları. Hepsi bana lazım. Evet. Türkiye'nin her tarafında. Bedüzeli8'de ilk söylediğim şiir. Söyle demiştim. Özür dilerim. Bir engel var mı kızım? Yok. Şimdi eller daha büyük, gün doğuran bizim eller. Dillerimiz daha arı, bal yoğuran bizim diller. Şimdi dostlar daha bilgin, güzel için dövüşmeye. Mavi sular can atıyor toprak ile sevişmeye. Şimdi engel daha belli, açıkta bir hedef gibi. Aklımız en güçlü silah, kabzası gül sedef gibi. Şimdi parti daha gerek. Sosyalist bir parti bize, partimizi tek seçenek eyleyelim kendimize. 1978'de ama gerçekten Türkçe bilmiyordum. Bunlar çıkıyordu böyle, doğuyordu böyle bir kaynak suyu böyle nasıl, böyle doğuyordu ama her gelen alıp götürüyor. Binlerce şiirim kayboldu. Ama daha önce, 1978'den önce Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun diye masal kahramanları var ya, Leyla ile Mecnun biliyorsun Fuzuli yaratmıştır. Ve onlar gibi benim de Aşık İhsani ve Güllüşah diye, ben de duruyor hepsi bende gelen. Aşık İhsani ve Güllüşah, siz de biliyorsunuz değil mi hocam? Biliyorum. Böyle kitaplarımız çıktı halk arasında. Köylere gidiyorum, Aşık İhsani benim. Hadi yav diyor, bu 11 sene önce ölmüş bu adam diyorlar. Sağ ol bundan. Evet. YouTube'da bir dinleyin. Sevgiler. Peki.
senin bir beşi bir yerden vardı. He. Tutukladılardı seni galiba. Beşi evet. İlhan Selçuk yazmıştı. Yazmıştı onu da. Bu ne oldu o şeyden? Onun sonucu ne oldu? Generaller için yazdığın. Tabii bıraktılar. O evet. Beşi bir yerde o. Beş general. Evren. Evet. Bir de Evren Puş. Evren soyadını almış. Ama kafası geri, soyadı ileri. Onlara dedim. Nereden çıktı zalim başlık parası? 15 altın hele beşi bir yerde. Beşi bir yerde uuuy döne döne beşi bir yerde ne olacağını söyle. Öyle diyordu ben. İlhan bize uğruyordu İlhan'la Turhan evet. ve arkadaşları. Arada bir bizi de çağırıyorlardı. Toplantılara gidiyorduk. İlhan için bir şiir yazdım. Bir de Turhan için. Size Turhan için bir şiir. Özür dilerim yazdığım şiiri okuyayım mı? Kusura bakmayın ama gerçekten bilinçsiz okudum. Yani bilmiyordum ama çıktı ortaya. Çizme Turhan, kara günün bağrını kanata kanata çiz bıçak bıçak. Çiz yiğidim, çizeceğin her çizgi sosyalizmin açık yolu olacak. Ey benim çağımın dövüş keneri, çiz kazı kökünü, yıkılsın geri. Çiz daha çiz, tarihimin boş yeri senin çelik kaleminle dolacak. Daha güçlü. Daha güçlü çizgi at, her çizginin başucuna kurşun kat. Picasso ve Nazım gibi şu sanat dünyasında bilgi adın kalacak. Böyle bir şey yazmıştım. Bilmiyordum. Önce edebiyatçılar, Sendur'la gitmiştik. Aa, çıktık dedi, gel dedi dolaşalım Sendur burada. Herkes önüme gelen çünkü bu dev şiirler çıkıyor. Bana göre dev şiirler. Çünkü bilinçsiz bir adamın ağzından bu şiirler nasıl çıkıyor? Anlaşıldı mı? Ve 58'de daha Türkçe pek iyi bilemiyorum. Yarı köşeye Türkçe konuşuyorum. Ve herkes bana bir de Ağalı Dünya diye bir kitabım çıktı biliyorsunuz. Yer yerinden oynadı. Bütün büyük, çok büyük, en büyük edebiyatçılar Allah bullak oldu. Önce bir eğlenti gördüler bize Aşık İhsani ve Gülnişah. O bizim eve gelmişti. Ay bak, ay bilen. Bak benim hanım seni görse falan. Ne zaman bu şiirleri gördüler, çil yavrusu gibi dağıldılar. Bana açık açık söylüyor. Sovyetler Birliği'nden gönderdi değil mi? O zaman Sovyetler Birliği vardı, komünizm. Oradan gönderdiler değil mi bu şiirleri, bu kitabı sana? Ben şaşırıyordum, bilmiyorum. Sovyetler Birliği diye bir şey bilmiyordum. Anlamıyordum ki Sovyetler Birliği. Ve Senur'la çıktık. Böyle gezinirken dedi bak Çetin Altan burada oturuyor. Sendur burada. Bana Sendur'a rakı içiyordu. Bana da o zaman Çetin Altan bir köşe yazısı vardı. Bir yazı yazdığı zaman hani bir rüzgarın buğday başaklarına vurup böyle salladığı gibi Türkiye sallanıyordu Çetin Altan'ın yazdığı. İşte o ara Çetin Altan'ın evine gittik. Ve rakı içiyordu. Bana da verdi. Sendur'a verip vermediğini ben bilmiyorum, kendisi anımsar belki. Ve aynen ben bardağı Anadolu'da görmüştüm. Bardak böyle ve bazıları aşağı indiriyordu vuruşurken. Ben de öyle yaptım. Birdenbire parladı, içmedi. Kimsin olan Sovyetler Birliği'nden gönderilmiş bir müfettişsin değil mi? Hadi konuş. Ve ben taş kestim. Ne bileyim ne söylediğini anlamadım ki. Sonra o küçük çekmece sırtlarında Sendur'la biraz uzandık yattık. Sonra çekti evine gitti, ben de geri döndüm. Kitaplarım basılıyordu. Ağalı Dünya. Sonra ben de bilmiyordum, anlamıyordum. Diyarbakır'a geldim, anlamaya başladım. Ondan sonra Burak'ın başına mı çıktı? He, Burak'ın başına. Evet. Şeye gittim, özür dilerim. Üstazım. Gaziantep'in bir köyü var. Evet. Çapalı köyü. Bir handoş duydum. Onlar birleşmiş. Ah teşekkür küçük hanım, lütfettiniz evladım. Mutluluklar dilerim size. Eşim olsaydı parmağını batırdı, çok tatlı olurdu. Eşim öyle yapıyor. Özür dilerim. O, pardon. O, monsieur. Ben biraz açık içerim ama, iyi iyi. Açalım biraz istiyorsanız. No, iyi iyi. Teşekkür küçük bey. Bana göre küçük beysiniz siz her zaman. Çünkü herkes küçük beydir. Küçük çocuktur annesine göre, biliyor musunuz? Biz annemizin çocuğuyuz. Ne güzel değil mi? Oho, daha küçük çocuklarız biz. Ben yeni yeni farkına vardım. Affedersin, size bir şey söyleyeyim. Fransa'daydım. Abidin Dino tercümanlık yapıyordu bana, François Mitterrand'la.
anlaşıldı, bizi kabul etmişti. Ve konuşuyoruz. Dedim ki abidine, dedim söyle dedim ya dedim. Bunlar dedim savaşa girdiler yani 1942 savaşta faşizm falan. Türkiye savaşa girmedi, İnönü engelledi. İnönü iyi bir komutandı ama politikacı değildi. Aha çok teşekkür bayım. Lütfettiniz. Mihsi buku buku yani çok çok teşekkür bayım. Evet, özür dilerim. Neyi anlatıyordun kızım? Ha pardon bir tane. Dedim ya, biz dedim yaklaşık 1000 senedir, 1000 yıldır Türkiye'de daha yolda yürümesini bilmiyoruz. Amerika yaklaşık 500 yıldır ben almayayım küçük hanım. Beyler alırsa çok sevinirim. Yaklaşık 1000 yıldır biz geldik, yani 1071 Alparslan Meydan Muharebesi deniliyor Malatya. Babam da oradan gelme. Geldik Türklere, Türkler geldi. Ama daha yolda yürüyen bir elektrik yakamıyoruz. Sizler gökyüzüne çıktınız. Nasıl oluyor? Ne dedi biliyor musun? Pansuma bir taraf. Dostum merak etmesin. Eninde sonunda Türkler dünyaya sahip olacak. Tabii abidi diyor gülerek söyledi bana. Anlamadım dedim. Söyle neden, nasıl oluyor? Çünkü bütün dünya uzaya gidecek. Yani dünyada kimse kalmayacak. Türkiye o zaman dünyaya sahip olacak. Evet, gerçekten öyle. Siz sanıyor musunuz ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse orada kalacak? Hayır, gene geri dönecek. Biliyorum. Türkiye nedir biliyor musun? Bir dostun söylediğini söylüyorum. Türkiye bir gemi var, dünya gemi içinde, Türkiye'de var o geminin içinde. Gemi ileri gidiyor. Türkiye o geminin içinde geri giden bir ülkedir. Tamam mı? Politikacılar o. Halk değil ama. Halk politikacılar çok açtı. Ama politikacılar halkın her zaman gerisinde. Özür dilerim sizden. Hep ben konuştum. Gevezelik yaptım. Lütfen beni bağışla. Rica ederiz ya. Biz sizi dinlemek istiyoruz. Oh, merci beaucoup. Yani çok teşekkür bayım. Evet. Hareketli biliyor musun? Hanımı kovalıyorum. Han diyor ne oluyor 72 yaşında. Oho diyorum. Bir başbakanla kavgalıydık. Onu anlatayım size. Özür dilerim. Yeni yapmışım. Darbe yapılmış. 1927 Mayıs darbesi yapılmış. Daha önce biz Adnan Menderes, belgeler bende. Gelirseniz görürsünüz hepsini. Adnan Menderes, hatta Menderes'le ikimiz beraber bir kadına zamparalığa gittik. Ben sıramı ona verdim, çekildi. Başbakan Adnan Menderes, şey biliyor musunuz? Öyleydik yani. Celal Bayar'la Menderes'le ama ben bilmiyordum, sizi sıklam cahildim. Onlar bizi kullanıyordu. Ben de onlarlayım diye mutlu oluyordum. Çünkü bir odacıyla görüşemezken korkunç bir cumhurbaşkanıyla görüşüyorsun. Beni evden aldı götürdü görüştürdüler milletvekilleri bakanlar. Ve 27 Mayıs darbesi yapıldı. Cemal Gürsel ve ondan sonra tabi senatör oldu arkadaşlar. Geldiler ama bilmiyoruz. Niçin geldiğimizi bilmiyoruz dediler asker. Ve o zaman Fahri Özdilek İstanbul komutanıydı yani sıkı eğitim komutanıydı. Fahri Özdilek başbakan olmuştu. Cemal Gürsel cumhurbaşkanı olmuştu. Fahri Özdilek emir verdi. Hani Batı'ya kendisi tanıtalım. Ve Ankara Radyosu'nun üst tarafında bir de ne hastanesi var? Bir hastane var orada. Özür dilerim. Ankara Radyosu'nun üst tarafında etnografya müzesi de diyorlar. Üçüncü tiyatro var. Ama alabildiğine gelişmiş. Ben o cahil kafamda alabildiğine aşık olmuştum o tiyatroya. Etnografya müzesi diyorlardı ona. Ve orada yabancı elçilere ve yabancı konsoloslara bir konser, yani bir gösteri yapılacaktı. İşte biz yabancıları tutuyoruz diye. Anlaşıldı mı? Beni de çağırmışlar sanatçılar arasında. Ve derken sanatçılar geç kaldı. Yöneticiler dediler, başbakan da gelmiş oturmuş, bakanlar, milletvekilleri. Dediler, İhsani Bey sen sıranı sal. O zaman sakalım göbeğimi dövüyordu, saçlarım sırtımı dövüyordu. Türkiye'de hiç saç sakal bendeydi. Benden sonra
herkes aldı. Ben döktüm, Barış Manço aldı. Bir şey söyleyeyim, saçım sakalımı mahpustan kestiler. Müdür, savcılar hepsi gelmişler, saçımı kestiler. Önemli değil, ben çok üzülmüştüm. Çünkü benden bir şeydi onlar. Ben onları uzatmıştım, ben onları tarıyordum, ben onları yıkıyordum. Ve sakalım kesilince böyle dönüp baktılar buraya. Burada orak çekici aradılar, müdürler, savcılar. İyi mi? Gerçekten öyle. Ben de onlara baktım, onlar burama bakıyordu, ben onların yüzüne bakıyordum. Ya ne güzel olaydı, evet. Çıktık sahneye, ben de yeni yazmışım. Bakın, nedendir be koca tanrım, ben ölüyorum ama sen ölmüyorsun. Dünya kurulalı beri ben ölüyorum, sen ölmüyorsun. Anlamak isterim önce, bu bir doğru mudur sence? Günüm saatim gelince ben ölüyorum ama sen ölmüyorsun. Neden benim malım yoktur, senin malın mülkün çoktur, üstelik de adın haktır. Ben ölüyorum, sen ölmüyorsun. İhsaniyem için, bak şimdi anladım için, Allahsız olduğun için ben ölüyorum, sen ölmüyorsun falan. Şimdi bunu tımbır tımbır söyledim, tam buraya geldim. Allahsız olduğun için ben ölüyorum. Başbakan, o yabancı elçi ve konsullar aslan birdenbire fırladı. Atın şu komünisti oradan. Komünist kelimesini o bana öğretti, iyi mi? Ve karakola, Yenişehir karakoluna pat küt, tekme tokat, neden gördüm? Böyle hepsinde bir soru işareti vardı, elçilerde, konsuluslarda. Ve bu arada ben karakolda, ulan sen başbakana nasıl küfür edersin, tekmeler tokatlar. Sonra yabancı bir yargıç geldi, anladı. Gel gel bu dedi, bunun suçu yok. Bir yemek yedirdi, bir de o yazdırdı, cebine koydu, hadi git dedi. Ne güzel değil mi? Ooo, bunlar gibi tonla bende belge. Türkiye'de ilk defa halk özeller ve halkı peşime taktım. Meclise, meclisin içine kadar yürüdüm. Çünkü milletvekilleri, özür de o zaman mebus diyorlardı. Bu mebus efendiler maaşlarına durmadan zam yapıyorlar. O zamları geri aldırdık. Bende belgeleri görseniz şaşırırsınız. Bir de ne yaptık biliyor musun hocam? Bir mendi vardı, İngiliz kabilesini yıkmış, bir özür dilerim sözüm buradan dışarı, bir fahişe. Ve hürriyet getirmiş, haberimiz yok, sonradan öğrendik. Hürriyet getirmiş Hilton'a ve başbakan Adnan, şey nedir Adnan diyorum, İsmet İnönü başbakan, anlaşıldı mı? Ve bir tek milletvekili kalmamış, hepsi sıraya girmiş o fahişenin sırasına. Ve hürriyet tabii para kalıyor, benim haberim yok, bilmiyorum. Ve basına haber verdim, aldım. Hanımı, Güllüşah demiştim ona. Türkiye'de ilk Güllüşah, bütün dünyada bir bende vardı Güllüşah. Böyle Güllüşah adı doğdu, onu da eşime verdim. Adı Sevim de eşime vermiştim, eşime. Ve onu aldım, bir de çocuğum vardı garip. Bir de küçük kızım var, Elif, onlar şimdi ikisi de doktor. Anlaşıldı mı onları? Garip, ben, eşim, sazları vurdum. Mendi, bilmem, go home Mendi falan. Hilton'un önünde herkes çıktı pencereye. Ve basın çekti. Bir hürriyet vermedi. Ertesi gün bunu basın yazınca sıkı yedi, bana sıkı yedi, mendeyi kovdu ve milletvekilleri parlamentoya gitti. Ya ama hepsinde sırsıklam cahildi ya. Bilişsizdim, bu benim suçum değildi. Çünkü evet. okul yüzü görmedim. Hala yazdığım yazılarda bu nokta virgülleri yapamıyorum. Kusurumu özür diliyorum. Yani diyorum ki bu benim kusuruma bakmayın, siz düzeltin diyorum. Bilmiyorum, bu benim suçum değil. Evet. Ya hak biraz da bize bak, yoksa yakam bize bırak. Özür dilerim sizden bayım. Bakıyorum, senin İçinin rengi dışına bulmuş kızım. Sen şuna biraz su koysana, biraz dök, biraz su koy. Sıcağı olsun. Bana biraz açık olsun. Teşekkür ederim.